Herkese merhabalar. 7. sınıf Türkçe 1. dönem ilk yazılı yazılık sınav provamız başlıyor. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Hazır değilim desen bile hiç merak etme seni mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Zaten şu anda yazılıya hazırlık dönemindeyiz. Mutlaka ama mutlaka mükemmel bir şekilde şimdi anlatacağımız konu tekrarda dinle. Burada konuları tekrar sonra da sana harika sorular hazırladık. Fiillerle alakalı, kiplerle alakalı, ek kökle alakalı çok güzel sorular hazırladık. Ve böylece anlam bilgisinde, cümlede anlamda, parça anlamda, yazı ve noktalamada harika sorularımız var. Bu soruları yaptıktan sonra ve aynı zamanda tabii ki yazılı kampımızı takip ediyorsun değil mi Tonguç'un? Evet hocam. Harikasın. Yazılı kampımızdaki videoları izledikten sonra bir de yazılı notlarından da güzel bir şekilde çalıştığında zaten yazılılardan istediğin notu alırsın. Kaç almak istiyorsun Tonguç'um yazılardan? 100 hocam. İnşallah alırsın. Yüz gerçekten çok güzel bir not. 100 notunu almanı isterim. Fakat burada şu çok çok önemli. Yazılılarda Tonguç evladım benim 100 almak istiyorsan bir hoca notlarına iyi dikkatli bir şekilde bakmalısın. İki mutlaka mutlaka yazılı notlarımızdaki tekrarları yaparken burada bildiklerinin ya da bilmediklerinin yanına tipler işaretler koymalısın. Şu da çok çok önemli Tonguç'um. Sen mutlaka mutlaka soru da çözmen gerekiyor. Sınavdan önce sana Zoru Bankası'ndan ya da Dinamo'daki yazılı provalarından ödevler de vereceğim. Bunlar da önemli. Dolayısıyla yazılı ile alakalı taktiklerimizi verdik. Evet arkamıza yaslanalım. Dikkatli bir şekilde videomuzu izleyelim. Hadi bakalım intromuz girsin. Müzik Evet Tonguç'um şimdi ilk başta yazılımımıza mutlaka anlam bilgisinden yani sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamından sorular geliyor. Ama biz ilk başta zor olan daha doğrusu keyifli olan kısımdan başlayalım. <laughs> anlam bakımından fiillerle başlayalım. Anlam bakımından fiiller iş durum oluş fiilleri şeklinde üçe ayrılıyor. Ve bununla alakalı fiil tiplerini hemen ardından anlatmak istiyorum sana. Önce bir sorumuza geçmeden önce şöyle bir güzel bir özet yapalım. Şimdi fiil diyorum. Öncelikle fiille çekimli fiil aynı şey. Bunu bir kere aklımıza tutacağız. Fiiller anlam bakımından üç ayrı oluyor Tonguç'um. Birincisi, kılıç fiilleri. Bak buraya yazıyorum, kılıç fiilleri. Buna iş fiilleri de deniyor. İkincisi Tonguç benim, durum fiilleri. Durum fiilleri. Bunun başka bir adı yok. Durum fiilleri deniyor buna sadece. Üçüncüsü de Tonguç Eylade benim. Nedir? Oluş fiilleri. Oluş fiilleri diye yazdım. Şimdi, burada şu çok çok önemli. Sen mutlaka mutlaka, mutlaka mutlaka fiilin kılış mı, durum mu, oluş mu olduğunu anlamak için bir taktik uygulaman lazım. Taktik maktik yok bam bam bam. Aynen taktik maktik yok demeyeceğiz. Taktiğimizi uygulayacağız. Bak şimdi. Kılış fiilleri Tonguç Eylül benim. Yanına onu sözcüğü getirebilen fiiller. Mesela hani onu kılıyor. Bak kılış fiili oradan hatırla. Onu kılıyor diyebilirsin. Yani namazı kılıyor diyebilirsin. Onu istiyor diyebilirsin. Onu seviyor diyebilirsin. Mesela onu tanıyor diyebilir misin? Evet hocam. Harikasın. O zaman onu tanıyor diyebilirsin. Bunların her biri Tonguç'um kılıç fiili. Çünkü onu sözcüğünü yanına getirebiliyoruz. Onu kılıyor, onu istiyor, onu seviyor, onu tanıyor diyebiliyoruz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim durum fiillerine. Durum fiillerinde ise Tonguç'um onu sözcüğü alamıyor. Yani onu sözcüğü getiremiyorsun. Bu kadar basit. Mesela hani onu kılıyor dedi kılıç ne onu duruyor diyebilir miyiz hayır iyi. evet onu duruyor diyemeyiz veyahut da onu uyuyor mesela onu uyuyor anlamsız ya da e, mesela ne diyelim onu geldi bak ona geldi olur ama onu geldi olmaz ya da e, onu onu yürümüş onu yürümüş ifadesi anlamlı geliyor mu Tonguç'um hayır hocam tamam. o zaman bunlar onu duruyor diyemediğimiz için onu uyuyor onu geldi onu yürümüş diyemediğimiz için Bunların yanına onu getiremediğimiz için yani nesne getiremediğimiz için bunlar Tonguç'um durum fiili oluyor. Gelelim oluş fiillerine. Oluş fiilleri ise Tonguç'um mutlaka öznenin yapısında bir değişim bildiriyor. Yani burada onu alabiliyor mu alamıyor mu ona bakmıyoruz. Burada daha çok değişim var mı ona bakıyoruz. Mesela diyelim ki büyüyor dediğimizde çocuk ya da bir şeylerin büyüdüğünü görüyoruz. Mesela diyelim ki sararmış dediğimizde yapraklar ne oluyor? Sararıyor. Aynen yapraklar renk değiştiriyor. Sararmış. Veyahut da mesela yüzü kızardı. Veyahut da işte ee, uzadı mesela. Saçları uzadı ya da boyu uzadı. Bak bunlarda bir değişim var. Değişim olursa oluş oluyor. Onu kelimesi alamazsa durum fiil oluyor. Onu duru, onu duruyor diyemedi, diyemediğimizden hatırla. Kılıç fiil ise onu kılıyor diyebildiğimizden hatırla. Onlar da onu sözcü alabiliyor. O zaman şimdi gel hemen vakit kaybetmeden şu sorumuzu yapalım birlikte. Şimdi burayı bitirdik. Anlam bakımından fiilleri bitirdik. Hemen şuraya bir bakalım. Demiş ki... Babaannem artık iyice yaşlanmış diyor bak. Yaşlanmakta bir değişim var mı? Var hocam. O zaman bu oluş fiili. Ne demiştik? Oluşta böyle bir değişim oluyor demiştik. Durum fiili onu sözcüğünü alamıyor demiştik. İş kılış fiili de onu sözcüğünü alabiliyor demiştik. Güneş doğmadan önce uyanmalıyız. Şimdi uyanmalıyız. Onu uyanmalıyız diyebiliyor muyuz songuçum Hayır. O zaman bu durum fiili. Niye? Onu uyanmalıyız diyemiyoruz. Ona her şeyi anlattığım bir mektup yazmıştım. Onu yazmıştım. Yani mektubu yazmıştım şeklinde. Bak ne yazmıştım? Mektup yazmıştım. Onu yazmıştım diyebiliyor muyuz? Bilemedim hocam. O zaman bu iş kılıç fiili. Bu yıl sınava Tonguç'un kitaplarıyla hazırlanıyoruz. Onu hazırlanıyoruz denebilir mi Tonguç'um? Onu hazırlanıyoruz. Bilemedim diyorsun. Bak düşünelim. Onu hazırlanıyoruz. Onu hazırlanıyoruz olmuyor. O zaman bu durum fiili. Gördüğün her şeyi bize anlatmanı bekliyoruz. Bak, onu bekliyoruz. Anlatmanı bekliyoruz. Bak, onu bekliyoruz diyebildik. O zaman bu bak onu hazırlanıyoruz diyemedik. Ama onu bekliyoruz diyebildik. O zaman bu iş kılış fiili saçlarım 2-3 ayda epey uzamıştı. Bu nedir Tonguç'um? Oluş fiili. Harikasın, mükemmelsin. Oluş fiili olduğunu bildin. Tebrik ediyorum ben de seni. Şimdi zaten bununla alakalı bizler yazın notlarımızda çok güzel her şeyi anlattık. Ama sen mutlaka soruda çözmen lazım. İş kılış fiilini, durum fiilini, oluş fiilini iyice öğrenmek için. O zaman taktiğimiz gördüğün gibi çok basit. Onu sözcüğü alabiliyorsa onu kılıyor kılış fiilleri. Onu duruyor olmuyor durum fiilleri oluşta oluşum bildiriyor. Büyümek, sararmak, kızarmak, uzamak, küçülmek falan filan. Bunlar da e, fiillerin anlamına göre özellikleri. Şimdi gelelim fiil kiplerine. Fiil kiplerinden de soru okulda işlemiş olabilirsiniz diye fiil kipleri anlatacağım. Bu da çok basit bir konu. Dikkatli dinle şimdi. Şimdi burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Fiillerin önce bir kökü var. Tamam fiil kökü. Bak buraya yazıyorum fiil. Sonrasında fiillere kipiki geliyor. Bak kipiki. Fiil kipleri dediğimiz. Ardından da Tonguç evladım benim. Şahıs ekleri geliyor bak. Şahıs yani parantez içinde kişi ekleri geliyor. Şahıs ekleri, kişi ekleri geliyor. Şimdi bana birkaç tane fiil söyle bakalım. Sen söyle, o fiilleri biz yazalım. Sev, tanı, oku. Süpersin. Sev, tanı, oku. Birkaç tane ben söyleyeyim. Birkaç tane ben söyleyeyim mesela. Diyelim ki ara, işte bekle diyelim. Bekle. İşte ee, izle diyelim. İşte gör, yaz diyelim mesela, bunlar da birer fiil. Şimdi fiillerimiz burada. Şimdi biz bu fiillere, bu fiillere kipler getireceğiz. Mesela seviyor dediğimizde bu bir kipeki oluyor. Şimdiki zaman. Seviyor. Tanımış diyoruz mesela. Ya da okuyacak, ya da aradı, ya da beklemiş, ya da izlemeli, ya da görse ya da mesela yazıyor. Bak bunlar kipekleri Tonguç'un. Yani önce fiillerimizin kökü vardı. Sonrasında fiilin ne zaman yapıldığını anlatan seviyor, şimdi seviyor. Tanımış, geçmişte tanımış. Okuyacak, gelecekte okuyacak. Fiilin ne zaman yapıldığını ya da nasıl yapıldığını anlatan haber ve dilek kipekleri geliyor. Sonrasında şahıs ekleri geliyor Bak ilk başta fiilimiz vardı. Sonra kipeki, sonrasında şahıs ekleri Bu fiilleri kim yaptığı şu anda hep üçüncü tekil şahıs. Yani o seviyor, o tanımış, o okuyacak, o aradı, o beklemiş, o izlemeli, o görse, o yazıyor oluyor. Bunları mesela ben birinci tekil şahısla şekillensek ne diyeceğiz? Ben seviyorum diyeceğiz. Ee, ben tanımışım diyeceğiz. Mesela sen olunca nasıl olur? Okuyacaksın. Harikasın, okuyacaksın. Sen okuyacaksın. Mesela o onlar diyelim mesela onlar aradılar. Ee, beklemişiz, biz beklemişiz izlemeliyiz, biz izlemeliyiz. Görsek, biz görsek. Yazıyorum, ben yazıyorum. Dolayısıyla sen bir fiile baktığında mavilerin fiilin kökü olduğunu, turuncuların kipeki olduğunu, kahverengilerin de şahıs eki olduğunu bilmen lazım. Şimdi bunların çeşitleri var tabii ki. Bu çeşitleri de şimdi sana göstereceğim. Öncelikle, öncelikle şöyle boş bir sayfa daha alıyorum. Fiil kipleri dediğimiz iki tane temel kipimiz var Tonguç'un. Fiil kipleri diye yazıyorum şöyle. Birincisi haber kipleri var. İkincisi de dilek kipleri var. Hemen başımı atıyorum. Haber kipleri. Haber kipleri. Haber kiplerinin diğer adı Tonguç evladım benim. Bildirme kipleri diye geçiyor. Bildirme kipleri. Diğer tarafta ise dilek kipleri var. Dilek kipleri. Bunun adı da tasarlama. Dilek tasarlama kipleri diye geçiyor. Şimdi buradaki mantığımız şu Tonguç'um. Haber kiplerinde... Hep böyle bir zaman anlamı var. Mesela diyelim ki şimdiki zaman diyeceğiz buna. Şimdiki zaman. E, veyahut da gelecek zaman diyeceğiz. Geniş zaman. İşte duyulan geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zaman. Görülen geçmiş zaman. Hep böyle sonları zaman diye bitecek. Çünkü bunlar da zaman anlamı var Tonguç'um. Şimdi mesela fiiller yazalım. Sen oradan anlamaya çalış. Mavi kalemimiz nerede? Burada. Mesela diyelim ki bir fiil söyle bana. Sev hocam. Tamam. Yazıyorum bak. Sev fiilini yazıyorum. Sev, sev, sev hepsine sev yazdım. Şimdi sev fiilini şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda, duyulan geçmiş zamanda ve görülen geçmiş zamanda çekimliyorum bak. Seviyor bak şimdiki zaman. Şimdi seviyor. Sevecek bak gelecekte sevecek. Sever geniş zaman. Yani her zaman sever bak. Bunlar fiillerin kipleri ve kahverengilerde aldıklar duyulan geçmiş zaman mesela sevmiş ben de başkasından duydum. Sevdi ben de gördüm bak. Burada kahverengilerle yazdıklarım yani ekler bu zaman anlamını katıyor. -yor eki şimdiki zaman anlamı katıyor. -ecek eki gelecek zaman anlamı katıyor. -er eki geniş zaman anlamı katıyor. -miş eki duyulan geçmiş zaman, -di eki de görülen geçmiş zaman anlamı katıyor. Şimdi bunlar da belli bir zaman anlamı bak zaman anlamı Tonguç şeyladı benim var. Çünkü bunlara biz zaten şimdiki zaman gelecek zaman diyoruz. Dilek kiplerine baktığımızda ise tasarlama kiplerine baktığımızda ise burada zaman yok. Burada mesela gereklilik kipi diyeceğiz bak kipi. Gereklilik zamanı demiyoruz. Gereklilik kipi. Ya da dilek şart kipi diyeceğiz. Ya da istek kipi diyeceğiz. Ya da emir kipi diyeceğiz. Dolayısıyla bunların sonu zaman zaman diye bittiği için zaman anlamı var. Bunların sonu ise kipi 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 diye bittiği için bunlarda zaman anlamı yok. Zaman anlamı yok diyoruz. Sonuç şey lazım benim. Peki bunlarda ne anlamı var ona bakacağız. Şimdi az önce söylediğim fiili yeniden yazıyorum. Sevmek fiilini. Sev, sev, sev diyorum. Şimdi bunlara kipekleri getiriyorum bak. Sevmeli. Sevmeli yani sevmesi gerekli anlamında mesela. Sevmeli bence sevmeli. Gereklilik anlamı. Ama ne zaman oldu belli değil. Şimdi mi, gelecekte mi, yarın mı belli değil. Önemli değil. Sevmeli. Sevse şart mesela. Seve istek. Sev de emir kip oluyor. Emir kipin eki yok. Seve çok garip oldu ya. Evet seve biraz kulağa garip geliyor. Çünkü biz seveyi kullanmıyoruz. Sevelim seveyim diyoruz. Seve üçüncü tekil şahısa fazla kullanılmıyor. O yüzden buraya hatta şöyle bir yıldız da koyuyorum. Buna dikkat et istek kipine. Ama temelinde bu kahverengiler haber kipleri bu yeşillerde de e, dilek kipleri oluyor Tonguç'um. Mesela e, şahıslarda çekimleyelim mesela bunun hepsini birinci tekil şahısta çekimleyelim. Seviyorum ben seviyorum. Ee, seveceğim, sevecek kim oluyor tabi? Bunu seveceksin diyelim mesela. Severim, sevmişim, sevdim, sevmeliyim, sevsem, seveyim dediğimizde bunlardan şu hariç bu ikinci tekil şahıs diğerleri hep şahıs ekleriyle çekimlenmiş oldu. Şimdi şahısları da hemen şuraya yazalım ...sonrasında sorumuza geçelim. Şimdi birinci tekil şahıs var ben. İkinci tekil şahıs var sen. Üçüncü tekil şahıs var o. Yani mesela burada seviyorum deyince birinci tekil şahısı oluyor. Seveceksin dediğinde sen seveceksin ikinci tekil şahısı oluyor. Aynı zamanda çoğul şahıslara da bakalım. Birinci çoğul şahıs var biz. İkinci çoğul şahıs var Tonguç'um siz. Üçüncü çoğul şahıs var o da onlar oluyor onlar. Şimdi istersen daha fazla vakit etmeden. Bunu birazdan yine pekiştiririz. Şunu şöyle alalım. Ve buradaki soruyu yapmaya çalışalım. Gel bakalım. Şimdi cümleler var. Burada bulunan fiillerin kiplerini ve kişilerini yazınız demiş. Önce burada bulunan fiilleri söyleyelim. Buradaki fiil hangisi Tonguç'um? Gitmeliyim. Harikasın. Gitmeliyim. Şimdi gitmeliyim fiilinin kipini bulmak için ne yapacağız? Önce köküne bakacağız. Kökü git. Aldı ek meli. Bak meli malı. Meli malı hangi ekti bakalım. Meli malı buraya bakıyorum. Yorla. Meli malı gereklilik kipi. O zaman buraya yazıyorum. Gereklilik kipi bak gereklilik ki pi diyorum. Şimdi peki kişisi gitmeliyim diyor. Gitmeliyim deyince ben gitmeliyim mi, sen gitmeliyim mi, biz gitmeliyim mi, siz gitmeliyim mi? Ben gitmeliyim. Aynen ben gitmeliyim. Ben gitmeliyim olduğu için burası birinci tekil şahıs. O zaman buraya yazıyorum birinci tekil kişi veya şahıs diyebilirsin. Ben yemekinden dolayı, meli de gereklilikten dolayı. Sizinle orada buluşuruz demiş. Şimdi fiilimiz buluşmak. Buluşmak fiili ur diye r geniş zaman eki almış. Bak burada bak. bak severim, buluşurum bak r. R geniş zaman eki. O zaman buraya geniş zaman yazıyorum. Yani haber kipi. Bak bu gerekli kipi dilek kipiydi. Ama geniş zaman haber kiplerinde. O zaman geniş zaman yazıyorum. Peki buluşuruz. Ee, ben, sen, o, biz, siz onlardan hangisi? Biz hocam. Aynen biz buluşuruz. O zaman buraya da birinci ...çoğul kişi yazıyorum. Biz buluşuruz olduğu için. Şimdi geldik buraya. Buradaki fiilimiz yarın bize gelecekler. Gelecekler hangi zamanda çekimlenmiş Tonguçcuğum? Gelecek zaman hocam. Harikasın hemen yazıyorum. Gelecek zamanda çekimlenmiş. Gelecek zaman. Niye? Ecek acak iki var. Bakalım. Haber kiplerinde gelecek zaman ne Ecek acak. Sevecek, gelecek tamam. Peki gelecekler? Onlar gelecekler demek istiyor. Onlar üçüncü çoğul kişi... Çok basit gördüğün gibi. Ben birinci tekil, sen ikinci tekil, o üçüncü tekil, biz birinci çoğul, siz ikinci çoğul, onlar üçüncü çoğul diyebiliriz. Tamam. Şimdi bu buraya dikkat edin. Burası zor. Çözsün fiilimiz. Çözmek fiili sence neyle çekimlenmiş? Dilek şartıyla hocam. Hayır. Dilek şartla çekimlenmemiş. Bak. Dilek şartın eki neydi? Sesaydı. Ama burada sesa yazmıyor ki. Sü yazıyor. Çözse dememiş. ''Çözsün'' demiş. Yani bu ''sü'' diyor bak. Halbuki dilek şartındaki ''ssa'' olabilir. Burada ''çözsün'' derken ''çözsün, o çözsün'' diyor. Emir kipi var tamam mı? ek almamış Yani ''çöz, çözsün, sev, gel, al, yapsın, getirsin'' gibi bir şey. Emir kipi. Ve o çözsün dediği için de üçüncü tekil kişide de çekimlenmiş. Üçüncü tekil kişi. ''Beni dinleyip söylediğini yapsın'' demiş bak. ''Çözsün, yapsın, emir kipi emri diyor yapsın emir kipi.'' o yapsın dediği için yine üçüncü tekil kişi oluyor. Konuyla ilgili soru çözüyorsunuz. Buradaki fiilimiz hangisi? Çözüyorsun Eki. Harikasın çözüyorsunuz. Şimdi çözüyorsunuz fiilimizi aldık. Bunun içinde çözmek fiilinden sonra yor, ecek bir, sü bir sürü ekimiz var. Oradan yor eki gelmiş. Yor eki geldiyse de şimdiki zaman. Hemen yor eki şimdiki zamanda yazıyoruz. Şimdiki zaman yani haber kiplerinden. Şimdiki zaman. Siz çözüyorsunuz dediği için de ikinci çoğul kişi oluyor Tonguç'um. Burada şuna dikkat et. Hocan sana böyle şimdiki zaman gelecek zaman da sorabilir. Aynı zamanda bu bunların haber kipi bunların da dilek kipi olduğunu bilmeni isteyebilir. Yani eğer gereklilik kipi diyorsa dilek kipi DK. Geniş zaman diyorsa haber kipi. Gelecek zaman haber kipi. İşte şimdiki zaman haber kipi olduğunu bileceksin. Ama böyle kipi diyenlerin dilek kipi olduğunu bileceksin bak. Sonra kipi 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 diye bitenler dilek kipleri. Zaman 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 diye bitenler haber kipi olduğunu bilmen gerekiyor Tonguç'um. O zaman fiil kip ve kişilerine yaptık? O zaman şimdi gel bakalım neredeyiz? Ek kök ve sözcük yapısına geliyoruz. Biraz da bunlara bakalım. Şimdi burada sorumuz var. Sorumuza geçmeden önce ben sana önce bunların ek ve köklerine ayıralım demiş. Bununla alakalı bir konu anlatım yapayım kısa bir süre. Sonra ardından devam ederiz. Sen zaten yazı notlarından da buna mükemmel bir şekilde çalışacaksın. Bak şimdi. Öncelikle bak ekler, kökler ve yapılar demiş. Çok basit bir konu esasında bu. Şimdi bir şöyle bir ağaç düşün Tonguç'um. Şöyle bir ağaç çiziyorum ben buraya. Bu ağacın kökleri var. ...ağacın kökleri var. Ağacın ilk başta köklerinden... ...başlıyor. Sonra dalları oluşuyor. Bak böyle ağacın... ...dalları oluşuyor. Bu dallar... ...zamanla büyüyor, 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 büyüyor ve... ...ağacın böyle yemişil... ...bir hal almasını sağlıyor. Şimdi ağacın ilk başında ne vardı? Kök var hocam. Harikasın. İlk başta kök vardı. Çünkü ağacı toprağa kökün ektiler. Sonra kökünden... ...büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü ve sonrasında dalları oluştu. İşte aynı bunun gibi... ...sözcüklerin de bir başlangıcı var, bir kökü var. Yani mesela diyelim ki... E, ...örnek veriyorum öğrenmek diye bir kök var tamam mı? Bu zamanla aldığı eklerle öğrencilerimiz diye bir şey olmuş mesela. Öğrencilerimiz sözcüğünün kökü ö değil tabii ki. Öğren bak. Kökü öğren yani öğrenmek. Dolayısıyla biz buna fiil kök diyoruz sonuçum. Mesela başka bir kelime şey düşelim mesela. Kalem diyelim. Kalem sözcüğünün kökü sence kalmak olabilir mi? Olamaz hocam. Olamaz tabii ki. Ne Kalem sözcüğü kalem. Sonradan mesela kalemliklerimiz diyelim mesela. Kalemliklerimiz. Şimdi burada da kalem başka, kalemlik başka anlamı değişmiş. Görüyor musun? Bak. Kalem şu, kalemlik bu. Değişik şeyler. Dolayısıyla bu da yine zamanla anlamı değişmiş. Ama bunun da kökü kalemden kalemlik olduğu için bunun köküne de isim diyebiliriz. O zaman bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına biz sözcüğün kökü diyoruz. Sözcüğün kökü fiil olabiliyor, isim olabiliyor. olması lazım. Mesela e, balık... Çılardan diyelim mesela balıkçılardan diyelim. Bu sözcüğün köküne bal diyemezsin. Çünkü balla balığın alakası yok. Balık ise isim mi fiil mi? İsim hocam. Harikasın. İsim. Niye? Balıkmak diyemiyoruz. Bak öğrenmek diyebildiğimiz için fiil oldu. Ama balıkmak, kalemmek diyemediğimiz için isim oldu. Bu kadar basit. Demek ki bir sözcüğün kökünü bulacağız. Anlamda en küçük parçasını. Sonrasında da aldığı eklere bakarak onu ee, basit bir türemiş bir karar vereceğiz. Şimdi aldığı eklere göre durum değişiyor. Şöyle mesela örnek veriyorum. Şimdi göz sözcüğü kök halinde göz sözcüğü sen buna yapım eki getirebiliyorsun mesela. Göz sözcüğüne gözlük dediğinde bak gözlük dediğinde anlamı değişiyor. Göz başka şey gözlük başka şey. Gözlükçü dediğinde yine başka bir yapım eki almış. Gözlük başka şey gözlükçü başka şey. Gözlükçü dediğinde mesela bu sefer bir adam var gözlük satıyor mesela öyle değil mi? Gözlükler geldi ha buyurun 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 diye gözlük satıyor. Dolayısıyla göz kelimesi kök halindeyken lük eki alarak anlamı değişebiliyor. Çü eki alarak yeniden bir daha anlamı değişebiliyor. Böylece bu tarz eklere biz yapım eki diyoruz. Ama bir de şöyle ekler var. Mesela diyelim ki göz diyelim yine. Yine gözü alıyorum. Göz deyince aklımıza ne geldi belli. E, gözler diyorsun. Yine aynı şekilde bir sürü aklına göz geliyor. Ama değişmedi bak anlam değişmedi. Gözler deyince de bir sürü gözler var. Yani özetle gözden gözlere geçtiğinde çok büyük bir değişim yok ama gözden gözlüğe değiştiğinde çok büyük bir değişim var. Hatta bunu şöyle kalemle örne göstereyim bak. Kalem tamam mı? Kalemler diyorum. Bak nerede çokluk orada lerler. Kalem kalemler görüyor musun? Bir sürü kalemler oluyor. Ama kalemlik deyince durum değişiyor. Kalemle kalemlik birbirine benziyor mu? Benzemiyor hocam. Benzemiyor çünkü kalemlik başka bir şey. İşte bu tarz ekleri yani böyle az önce gösterdiğim gibi gözlük gözlükçüdeki gibi lük eklerini biz yapım eki diyoruz. Ama şöyle gözlerdeki gibi eklere yani kelimenin anlamını değiştirmeyen ekleri ise çekim eki diyoruz. O zaman şunlar hep yapım eki. Bak böyle yazıyorum altına. Y, E, Y, E, Ama ler dediğim nedir? Çekim eki. Ç, E şeklinde yazıyorum. Tamam. Şimdi burada şu da çok önemli Tonguç'um. Kelimeler eğer yapım eki aldıysa türemiş oluyor. Yapım eki almadıysa basit oluyor. Hatta bunu şurada göstereyim. Bak şimdi. Buraya şöyle yazalım. Basit kelimeler var tamam mı? Ee, türemişleri turuncu yazalım. Türemiş kelimeler var. Hatta bir tane kelimeler var biliyor musun? Birleşik kelimeler. Birleşik kelimeleri de ne renkle yazalım? Yeşille yazalım hocam. Tamam yeşil yazayım Tonguç'um. Birleşik kelimeleri de yeşil yazıyorum. Birleşik kelimeler. Şimdi basit kelime örnek veriyorum. Mesela diyelim ki kalem basit bir kelime kalemler dersen bu da basit bir kelime. Çünkü sadece çokluk eki almış. Ama sen kalemlik dersen, bak kalemlik dersen bu türemiş bir kelime. Çünkü anlam değişti. Ya da kalemci dersen, kalemci geldi buyurun. Bak bu da anlamı değişmiş bak. Buradaki lik eki veya c eki kelimeyi türemiş yapıyor. Bunlar türemiş. Birleşik kelime örnek olarak mesela ne diyebiliriz? Bunu yeşil yazalım. Kalem tıraş. Bak kalem tıraş iki kelimeden oluşuyor. Kalem tıraş diyorsun. Görüyor musun? İki kelimeden oluşuyor. Mesela başka ne örnek verebiliriz? Ee, şöyle diyelim mesela ağaçtan örnek verelim. Şimdi ağaç kelimesi basit. Ağaçlar kelimesi bu da basit. Sadece çokluk ilke almış. Ya da mesela ağaçta diyorsun bu da basit. Yani bulunma hal almış. Ama ağaçlık dersen bak bu türemiş. Anlam değişti. Ağaç başka şey, ağaçlık başka şey. Bu yapım ilke aldı. Ee, peki... Birleşik, ağaçla birleşik kelime söyleyebilir misin? Ağaç kakan. Wow, tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok iyi buldun. Ağaç kakan yazıyorum bak. Ağaç kakan. Ağaç kakan birleşik yazılan bir kelimedir ve iki kelime oluşur. Ağaç kakan. Harikası tonmuş. tebrik ediyorum seni. Kalem basit, kalemlik türemiş, kalem tıraş birleşik. Ağaç basit, ağaçlık türemiş, ağaç kakan birleşik. Mesela gözle yapalım mesela. Göz diyelim. Gözler dediğimizde bu basit. Tamam. Türemiş gözle alakalı türemiş bir sözcük söyle. Gözlük hocam. Harikasın. Tamam. Gözlük diyorum. Harika. Tamam. Bunu zaten az önce öğretmiştik ama süper. Gözlük. Gözle birleşik kelime yazalım. O da mesela diyelim ki gözyaşı. göz yaşı. Göz bitişik yazılır. Şimdi dolayısıyla burada basit türemiş birleşiği anlamış olduk. Gel istersen bir de şuradaki alıştırmamızı da güzelce pekiştirmeye çalışalım. Nerede? Sayfalarımız. Ha. Öncelikle şuradan başlayalım sözcük gerek ve köklerine ayırınız diyor. Yolladımın kökü yol. Yoldan yollamak olmuş. Sonra yolladı. Dili geçmiş zaman eki almış. Sonra da M şahıs eki almış. Bak. Yol kökümüz. Yol. Yoldan isim kök hatta. Yoldan yollamak. Sonra bir yapım eki almış. Sonra çekim eki almış. Yolladı. Yani haber kipi eki almış. Hani görülen geçmiş zaman. Sonra yine bir çekim eki almış. Ben yolladım manasında. Ağlatmışsına bakalım. Kökü ağlamak. Ağlamaktan ağlatmak olmuş. Sonra ağlatmışsın diye çekimlenmiş. Şimdi ağlamak ağla fiil kök. Sonra ağlatmak diye yapım eki almış. Sonra ağlatmış diye çekim eki. Ağlatmışsın sen ağlatmışsın yine çekim ekimiz var. Çiçekçilere bakalım. Çiçekçilerin kökü ne olabilir sence Songuç'um? Çiçek hocam. Harikasın. O zaman çiçek diye kökümüzü yazdık. Çiçek isim kök. Çiçek isim kök. Çiçekten çiçekçi, çiçekçiler R. Bak çiçek isim kökümüz var çiçek. Çiçekmek diyemiyoruz. Sonra çiçekçi diye yapım eki almış. Sonra çiçekçiler diye çokluk eki almış. Çiçekçilere diye bir daha yönelme çekim eki almış. Gözlemciye bakalım. Gözden gözlemek. Bak gözden gözlemek. Gözlemekten gözlem. Gözlemden gözlemci. Bir sürü yapım eki almış. Önce göz diye bir isim kökümüz var gözmek diye bir şey yok çünkü isim kökümüz var. Sonra bir yapım ekimiz var. Gözden gözlemek. Gözlemekten gözlem, gözlemekten gözlemden sonra da gözlemden gözlem diye bir sürü yapım eki almış. Dolayısıyla bunların her biri yapım eki aldığı için bunlar türemiş sözcük. Şimdi gel bakalım yapılarına göre ...inceleyelim. Yapısına göre sözcükler nasıl oluyordu Tonguç'cum? Unuttum hocam. Unuttum diyorsun. Bir dakika önce anlattık. Hemen nasıl unutuyorsun bir dakikada? Basit oluyordu. Yapım eki almayanlar. bunlar basitti. Yapım eki alanlar türemiş oluyordu anlamı değişenler. İki kelimeden oluşanlar da birleşik oluyor. Bu kadar basit. Şimdi bakalım. İmam bayıldı. İki kelimeden oluştuğu için buraya birleşik sözcük diyoruz. Bu kadar basit. İmam ve bayılmak. İçirmişler içmekten içirmek. Bu türemiş bir sözcük Tonguç'un. Um. Vatandan vatandaş. Bu da yine türemiş bir sözcük. Yoldan yoldaş. Karından karındaş. İşte yurttan yurttaş. Bunların her biri türemiş sözcük. Merdiven basit bir sözcük. Herhangi bir yapım almamış. Basit. Öngörü iki kelimeden oluştuğu için birleşik bir sözcük Tonguç'cum. Kitaplık sözcüğü sence nasıl bir sözcük? Türemiş sözcük. Mükemmelsin. Aynı kalemlik gibi, aynı gözlük gibi bu da türemiş sözcük. Kitaptan kitaplık diyebiliriz. Bak. Kalem basit. Kalemler basit ama kalemlik deyince anlam değiştiği için türemiş oluyor. Harikası Tonguç'cum. Şimdi o zaman bunu da bitirdik. Geldik gerçek mecaz terime. Burada tabii yazılı programımız devam ederken biz kök yapmak, çekim ekibası türemiş bir baktık. Gerçek mecaz terimi artık bunları sorular üzerinden çok rahat gösterebiliriz. Şimdi gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Bunu ta dördüncü sınıfta öğrenmişim. Mecaz anlam sözcüğün kazandığı yepyeni bir anlamdı. Terim anlamda edebiyat, tarih, coğrafya, bilim gibi e, bilim dallarına ait kullanılan kelimelerdi. Mesela bakışları çok derin ve anlamlıydı derken buradaki derinlik gerçek bir derinlik değil. Dolayısıyla bu mecaz anlam. Ama suyun derinliği olsaydı o gerçek olurdu. Ege'nin suyu Temmuz'da bile soğuktur diyor. Buradaki soğukluk gerçek bir soğukluk mu yoksa e, mecazi bir soğukluk mu? Gerçek anlam. Aynen. Gerçek bir soğukluk. Niye? Çünkü dokunuyorsun, sudan üşüyorsun. O zaman bu gerçek anlam. Ama mesela işte Ataberk bana soğuk davranıyor deseydi o mecaz olurdu. Çürümüş meyveleri seçip çöpe attı. Bak meyvelerin çürümesi gerçekten bir çürüme. Şarkının notalarını ezberledim diyor. Buradaki nota bir müzik terimi Tonguç'um. Selam vermediğim için bana bozulduğunu söyledi bak. Bozulduğunu. Buradaki bozulmak telefonun bozulması, radyonun bozulması, televizyonun bozulması gibi değil. Buradaki bozulmak mecaz bir anlam. Yani bana küstüğünü söyledi diyor. Oyuncu topu kaleye fırlattı. Buradaki kale bir futbol terimi olduğu için buna da terim anlamı diyoruz. Geldik özden nesnele. Özden Nesnel'de de içinde bence ifadesi koyabildiğimiz, yorum katılmış olan, kişisel düşünce içeren, kanıtlanamayan cümleler hangileriydi? Özden hocam. Harikasın özneldi. O zaman öznenin yanına şöyle bir bence yazıyoruz. Kanıtlanabilen, ...kişiden kişiye değişmeyen, herkese kabul edilen... ...ifadelerde nesnel oluyor. Şimdi biz öznel nesnel diye yazacağız. Harika bir bahçe içindeki evi kiraladık diyor bak. Bu cümle sence öznel mi nesnel mi? Öznel. Harikasın. Öznel diye yazıyorum. Bak ben sana harikasın erken de özellik yapıyorum. Burada da harika kelimesi cümleye öznel yapmış. Devam ediyorum. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Bunu ispatlayabilirsin. Dolayısıyla bu nesnel bir cümle. Yani Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü almış. Bunu alıp almadığını gösterirsin. Ama... Başarılı yazarımız Orhan Pamuk deseydi, harika yazarımız, mükemmel yazarımız deseydi o zaman öznel olurdu. Burada halk geçimini hayvancılıkla sağlar. Bunu ispatlayabilirsin. Bu nesnel bir cümle. Herhangi bir yorum yapmamış. İnsan huzuru ancak küçük, şirin bir kasabada bulur diyor. Şimdi bu cümle öznel. Peki bu cümlenin öznel olmasının sebebi hangi kelimeler Tonguçum? Şirinlik katmış ya. Mükemmelsin. Şirin kelimesi özellik katmış. Nasıl kasaba? Şirin kasaba yani. Kişiden kişiye değişir kasabanın şirinliği. Ya da ee, huzuru ancak küçük şirin bir kasabada bulur diyor ya. Bu cümlenin kendisi de özel yani esasında. Niye? Çünkü insan huzuru belki başka bir şeyde de bulabilir. İlla küçük bir kasabada yaşaması şart değil. Ama adam cümlenin bütününde hem şirin diyerek hem huzur böyle bulunur diyerek özellik yapmış. Köylerden kentler yapılan göçler gittikçe artıyor. Bu ise nesnel bir cümle. Çünkü bunu ispatlayabiliriz Tonguç'cuğum. Geldik neden sonuç Ama sonuç koşul sonucu. Bu da çok kolay. Şimdi neden sonuç cümlelerinde bir nedenden dolayı bir sonuç oluyor ve bitiyor. Geri dönüş yok. Ama sonuç cümlelerinde ise amacıyla, isteğiyle anlamı var ve daha sonuç belli olup olmadığı belli değil. Mesela diyelim ki sen şu anda yazılıdan iyi e not almak için çalışıyorsun. Peki yazılıdan iyi e not alıp almadığın belli mi? Belli değil hocam. Ha belli değil. İnşallah alırsın ama daha belli değil. Ama amacın iyi e not almak. Onun için de çalışıyorsun. Koşul sonuç ise sağ içeren cümleler. Çalışırsan kazanırsın. Çalışmazsan kazanamazsın. Yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin. Ödevini yaparsan işte oyun oynayabilirsin gibi cümleler. Anne cümleleri gibi. Aynen dediğin gibi anne cümleleri. Anneler hep böyle koşul cümleleri koyar. Yemeğini yersen dışarı çıkarsın. Oyununu bitirirsen falan Hep böyle bir şey yaparsan hep anneler böyle konuşur. Doğru. Şu an trafik saati olduğundan karşıya vapurla geçeceğiz. Bak karşıya vapurla geçeceğiz. Karşıya vapurla geçmemizin nedeni trafik saati olması. Ve bu bir neden sonuç. Yani NS yazıyorum. Evdekileri rahatsız etmeyeyim diye parmak ucumda yürüyorum bak. Evdekileri rahatsız etmemek amacıyla, belli bir amaçla parmak ucunda yürüyor. Daha evdekilerin rahatsız olup olmadığını da bilmiyoruz yani. Bu amaçla bir gayret gösteriyor adam. İlkokulda, daha doğrusu okulda ilk üçe girersem ailem beni İtalya'ya yollayacak. Girmezsem yollamayacak. O zaman burada ne cümlesi var Tolguç'un? Koşul sonuç hocam. Harikasın. Koşul sonuç. Mükemmelsin. Bugün gerçekten tahmin etmeden çok iyisin. Sınavda buradan yüzde yüz soru gelecek. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ev çok küçük olduğu için fazla eşya getiremedim. Neden fazla eşya getiremedin? Ev çok küçük olduğu için. Bu da bir neden, sonuç, sebep, sonuç cümlesi. Öğretmenimiz konuyu bitirebilmek için bizi teneffüse çıkarmadı. Bak, öğretmenimiz konuyu bitirebilmek amacıyla bizi teneffüse çıkarmadı. Daha bitirip bitirmediğini de bilmiyoruz. Böyle bir amacı var. Bu amaç içinde bizi teneffüse çıkarmadı. Yazık oldu. Biz yapacak bir şey yok ama olsun. Buradan da yüzde yüz soru gelir. O yüzden bunu bilmemiz lazım. Geldik metne göre soru cevaplamaya. Şimdi bu metnin ana düşüncesi nedir demiş. Ana düşüncesi nedir demiş. Önce bu soruya bakalım. Ardından metnin konusu nedir? Başlığı ne olmalıdır? Bunlara bakacağız. Şimdi konuyu bulurken en fazla geçen kelimelere, başlığı bulurken en fazla geçen kelimelere bakacağız. Neden bahsettiğini. Ama ana düşüncede asıl anlatılmak istenen nedir? Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi dil ile ilgili çalışmalar genellikle yazı dili verileri esas alınarak yapılmaktadır. Bunun açıklanabilir gerekçesi yazı dilinin somut veriler sunması, görünebilir ve ölçülebilir olmasıdır. Oysa dilin söyleyiş ve yazılış olmak üzere iki farklı yönü vardır. Söyleyiş yönü yazılıştan daha eski olmasına karşın yazılış gibi standart bir biçim oluşturmak bir hayli zordur. Çünkü yazılış daha geniş zamanda yapılan ve tekrar düzenlenmesi mümkün olabilen bir olaydır diyor. Hmm, şimdi bu metnin anı düşüncesi nedir diyor. Burada şimdi bir yazı dili var Tonguç'un bir de konuşma dili var. Mesela bizim şu anda buraya yazdıklarımız kitapla gör, kitaplarda gördüklerimiz hep yazı dili. Ama bir de halkın arasında konuşma dili var. Halkın arasında konuşma dilinin kuralları yok. Kendi kafamıza göre istediğimiz kelimeleri kullanabiliyoruz, çıkarabiliyoruz, değiştirebiliyoruz, kelimeleri yutabiliyoruz. Ama yazı dilinde değiştiremiyorsun. Mesela konuşma dilinde biz Zonguldağ diyoruz. Ama yazıda Zonguldak'a yazıyoruz. Yani kurallara uymamız gerekiyor. Dolayısıyla yazı dili somut verilere dayalı. Konuşma dili ise böyle sözlük, gelenekten geleneğe değişiyor. Şimdi o zaman burada anlatılmak istenen dil ile ilgili çalışmalarda yazı dilinin esas alınma nedeni somut olmasıdır. O zaman e, dil ile ilgili çalışmalar genellikle yazı verileri esas alınarak yapılır. Bunun sebebi de somut veriler sunması diyor. İlk cümleden söyledi. O zaman şöyle diyelim ana düşüncesini. Dil ile buna yakın bir şey söylersen de hocam sana tam puan verir. Dil ile ilgili çalışmalarda yazı dilinin yazı dilinin esas alınma nedeni esas alınma nedeni veya esas alınmasının sebebi ...neydir? Somut olması Yani yazı dili somut. Somut olmasıdır diyoruz. Bu metnin konusu nedir demiş. Şimdi bu metnin konusu sence nedir Tonguç'um? Güzel bir konu soracağım. Tebrik ediyorum. Gerçekten cevaplamamak için top çeviriyorsun. Çok güzel bir konu var. Biliyorum güzel bir konusu oldu ama konusu ne? Burada en çok geçen kelimelere bak. Yazı dili dedi, ondan sonra konuşma dili dedi, dil ile ilgili dedi. Dolayısıyla burada yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar diyebiliriz. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklardan bahsetti diyebiliriz. Başlık olarak da yine konunun da içinde bulunduğu bir şey söylememiz lazım. Yazı ve konuşma dili diyebiliriz. Yazı ve konuşma dili diyebiliriz. Demek ki biz başlığı belirlerken en çok geçen kelimelere bakacağız. Konu belirlerken ne anlattığına bakacağız. Ana düşünceye bakarken de asıl anlatılmak istenene bakmamız gerekiyor. Şimdi gel bakalım söz sanatlarına. Şimdi söz sanatlarımızı hatırlayalım. Bir zıtlık anlamına gelen tezat vardı. Bir benzetme hep gibi kelimesinin kullanıldığı teşbih vardı. Bak burada gibi kelimesini yazıyorum anahtar kelime olarak. İnsan olmayan varlıkların insana benzetildiği teşhis vardı kişileştirme. İnsan olmayan varlıkların konuşturulduğu intak vardı konuşturma. Bir de abartma sanatı vardı. O da mübalağa. Şimdi o zaman mübalağanın diğer adı abartma. Tezatın diğer adı zıtlık. Teşbih benzetme, teşhis kişileştirme, kişileştirme. intakta konuşturma. Şimdi aşağıdaki cümlelerde bunlar söz sanatı yazınız diyor. Ağlarım aklıma geldikçe gülüşlerimiz diyor bak. Ağlamak ve gülmek. Bunlar birbiriyle zıt. O zaman buraya ne diyeceğiz Songuncuğum? Tezat hocam. Harikasın. Tezat diyeceğiz. Burada tezat sanatı var. Tezatlık sanatı var. Tezıt diye de aklını tutabilirsin. Dünya kızda ya. Ne dönüp duruyorsun etrafında? Bak dünya ayla konuşuyor. Dünya konuşmaz ki. Dünyanın konuşması intak yani konuşturma sanatı. İnsan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşması. Taksim'de iğne atsan yere düşmez. Yani burada biraz abartmış. Evet Taksim çok kalabalık oluyor. Evet çok fazla insan var ama iğne atsan yere düşer. Ama bu abartmış. Dolayısıyla burada mübalağa var diyebiliriz. Mübalağa. Meral teyzenin gerçekten de altın gibi bir kalbi var gerçekten altın gibi bir var. Burada D'yi ayrı yazmamız lazım. Şöyle. Gerçekten D, altın gibi bir kalp var. Burada sence hangi sanat var? Gibi varsa benzetme vardır. Harikasın. Gibi varsa benzetme vardır. O zaman buraya benzetme yazıyoruz. Niye? Çünkü Meral teyzenin kalbini altına benzetmiş. Gökyüzü ağlar. Ben ağlarım gittin gideli. Şimdi ben ağlayabilirim. Ben insanım. Ama gökyüzü niye ki? Gökyüzü ağlamaz. Gökyüzüne yağmur yağar sadece yani. Ama gökyüzünü sanki insanmış gibi ağlatıyor. Dolayısıyla gökyüzünü kişileştirmiş kişileştirme var. Teşhis diye beliriz. Geldik yazım yanlışları sorusuna. Kural değişikliğini TDK'nın kılavuzdan takip edin demiş. Bak bunu böyle okursan hata yaparsın. Ama halbuki Türkçe'de K diye bir harf yok. T, D, K. T, T, K. M, H, K. K, Y, K demek gerekiyor. Yani Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kredi Yurtlar Kurumu, ...Merkez Hakem Kurulu demen lazım. Dolayısıyla Tdknin ...TTK'nin, MHK'ye, KYK'ye de ben lazım. Diğer türlü KYK'ya, MHK'ya, TTK'nın, TDK'nın diyesin gelir. Burada da öyle oluyor. TDK'nın diyesin geliyor. Halbuki TDK'nin olması lazım. Burada bir hata yapılmış. Doğrusu t -d -k nin olacak. Bunu da sınavlarda soruyorlar. Tonguç'un buna dikkat. Et. Türkçede K diye bir harf yok. K harfi. İşe gitmeden her sabah tıraş olur. Olsun, sıkıntı yok ama tıraş böyle yazılmaz. Tıraş. T -i raş diye yazılır yani trash gibi yazmıyoruz. Trash diyoruz. Dedem 1947 yılında Bucak köyünde dünyaya gelmiş. Köyünde derken burada ata var. Köyünde küçük yazsa yeterliydi. Şöyle köyünde dese yeterliydi. Yani mesela İstanbul ili derken İstanbul'un iyisini büyük yazıyoruz. Ama ilinin iyisini küçük yazabiliriz. Dün akşam ben de onlarla kaldım. Bak D'yi cümleden çıkarabiliyorsan ayrı yazılıyordu. Dün akşam ben onlarla kaldım diyebiliyorsun. Dün akşam ben de onlarla kaldım diyebiliyorsun. Dolayısıyla burada ben de ayrı yazılmalıydı. Kardeşim illaki ısrar eder diyor. Burada da illaki bitişik yazılmalıydı. Illaki, madem ki, sanki, çünkü bitişik yazılır. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun diyor. Bak soru anlamı var. Biliyor musun derken biliyor musun şeklinde sormalıydı. Mimu ayrı yazılır. Geldik. Parantezle boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz demiş. Şimdi ön sıradaki adam şu sarışın olan. Beklemekten sıkıldığını söyledi. Bak burada ara söz var. Ön sıradaki adam beklemekten sıkıldığını söyledi diyor. Dolayısıyla da burada şu sarışın olan derken ara söz olduğu için virgülle koyabilirsin. Hatta bunu kısa çizgiyle de koyabilirsin. Avrupa'daki bazı ülkeleri iyi bilirim. İki nokta üst üste. Almanya virgül, Belçika virgül, Hollanda ve Fransa. Buraya da nokta koyabiliriz. V dediği için nokta koyuyoruz. Eğer V demeseydi Fransa 3 nokta diyebilirdik. Meryem öğretmen iki nokta üst üste ders 16.45'te başlayacak dedim. Şimdi bak Meryem öğretmenin sözünü tırnak içine aldık. Konuşma öncesindeki nokta koyduk. Saatlerin arasına ise nokta koyduk. Normalde ne koymamız lazımdı? Bilemiyorum hocam. Bilemiyorum diyorsun hemen söyleyeyim Tokuç'um. Saatlerin arasına nokta konur zaten. Ama normalde yanlış yapan insanlar şöyle 16.45'i hep böyle dijital saatlerde şöyle gördüğü için. Aa bu iki nokta o zaman ben de iki nokta koyayım der. Halbuki doğrusu 16.45 şeklinde olmalı. Tamam mı? Bu yanlış. 16.45 doğru yazılmış burada yani. Ordular, Eda, Elif, Sena gibi çalışkan bir öğrenci. Yani burada şurası fazla olmuş. Bunu kapatalım. Yazım hatası olmuş. Onu hemen şöyle sticker'ımıza kapatalım. Pıt pıt diye. Güzel. Şimdi buraya dönelim. Burayı kapattık. Eda, Elif ve Sena gibi çalışkan bir öğrenciydi. O zaman buraya virgül koyacağız. Eda, Elif ve Sena gibi çalışkan bir öğrenciydi diyebiliriz. O zaman burada Eda'dan sonra virgül geliyor. Evde bir sessizlik. Kimse birbiriyle konuşmuyor. Şimdi burada 3 nokta koyacağız. Neden? Çünkü virgül olsa bu büyük harfle başlayamazdı. Dolayısıyla bunun nokta veya üç nokta olması lazım veya soru işareti olması lazım. Nokta olamaz çünkü cümle bitmedi. Soru işareti olamaz çünkü soru işareti anlamı yok. O zaman buraya üç nokta gelecek Tonguç benim. Şimdi geldik buraya deyimleri eşleştireceğiz. Bu arada Tonguç'um yazılı notlarımızın yanında ders çalışırken senin için süper bir kitapta hazırladık. Atasözleri ve Deyimler Soru Bankası 7. ve 8. sınıflar için özel olarak hazırlandı. Bu sorularda da mutlaka çözmelisin. Renkler isimli süper sorular. Hem 7. sınıfta hem de gelecek sene de işine yarayacak bir kitap. Atasözleri ve Deyimleri bu kitap sayesinde harika bir şekilde öğreneceksin. Her bir soru da senin için detaylı bir şekilde anlattık. Hangi anlama geldiğini güzel güzel gösterdik. Bu kitabı da mutlaka çözmelisin. Harika bir kitap. Yazılı önce çözeyim mi hocam? Eğer yazılınız yarınsa çözemezsin tabii ki. Ama yazılınıza varsa, daha varsa yazıldan önce alıp çözmeni tavsiye ederim. Birçok soruyu yapmanız sağlar. Şimdi deyimleri açıklamalarıyla eşleştirin ne yapıp edip bir kimseyi razı etmek, kıza çekmek, buluttan hem kapmak, hevesi kursağında kalmak, ağzından girip burnundan çıkmak, sırra kadem basmak. Şimdi burada ağzından girip burnundan çıkmak. Yani ne yapıp ediyor? Ağzından giriyor, burnundan çıkıyor ve ikna ediyor. O zaman burası D. Bir kimsenin elindeki yetkileri almak da kıza çekmek. Yani artık kıza çekildiysen elindeki yetkiler demektir. Ortadan kaybolmakta da sırra kadem basmak. Kayboldu, sırra kadem bastı. Bak bunlar zor deyimler en küçük şeyden alınmakta buluttan nem kapıyor. Ya her şeyden nem kapıyor. Hemen alınıyor böyle. İstediği, imrendiği şeyi elde edememek ise tabii ki hevesi kursağında kalmak. Bir şeyi heves ediyor ama kursağında boğazına kalıyor. Tüh ya diyor. Ulaşamadım diyor. Tamam. Bunlarla alakalı Tonguç'un um, burada tabii direkt bilgi şeklinde sorduk. Dediğim gibi atasözleri ve deyimler soru bankamızdan sorular çözersen anlayarak, defalarca pekiştirerek Birçok deyimi ve atasözünü harika bir şekilde öğrenmiş olacaksın. Şimdi o zaman e, ödülü sorumuzu vermeden önce ödediğini bir kez daha veriyorum. Yazın notlarından güzel güzel çalışıyorsun. Öğretmenin okulda söylediği notları mutlaka tekrar ediyorsun. Ve Dinamo soru bankalarımızda biliyorsun. Dinamo setimizin içerisindeki soru bankalarda burada hatta nerede Türkçeyi bulalım? Şurada. Türkçe nerede? ha? Türkçe burada bir sürü kitap var ya. Allah'ım ya Rabbim çok kitabımız var. Evet. Nerede? Türkçe kitabımızın içerisinde yazılı kısımları var. Bak yazılı yazılanın kısımları var. Onları da güzel güzel mutlaka çöz. Bak ya her bir testin öncesinde senin için bak cümlede anlamla alakalı gördüğün gibi yazılı yazılan kısımları var. Bunların da çözümleri var. Bunları da çözersen yazılardan önce süper notlar almış olursun. İnşallah. Hadi olacak. bakalım arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. İnşallah yazılardan yüz alırsınız.